İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları ile ilgili basın toplantısı düzenlendi. İlk kez düzenlenen organizasyonla ilgili detayları İstanbul Açık Deniz Yat Yarışları Kulübü Başkanı Ekrem Yemlihanoğlu anlattı. Hikayenin doğuşu 9 yıl öncesidir. 9 yılda tabii kulübümüz kendini geliştirdi. Bu işlerin yurt dışında, dünyada nasıl yapıldığı konusunda daha büyük tecrübeler edindik. Nihayetinde bunu artık gerçeğe dönüştürmek gerekiyordu. Bugün de o güne geldik. 29 Ekim'de. Çok da özel bir günde yapılacak. Neler yaşanacak hemen onu da dinleyelim sizden. Çok özel bir gün. Tüm Türkiye için çok özel bir gün. 29 Ekim sabahı Dolmabahçe Sarayı önünde biz bir saygı duruşunda bulunacağız. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu denizlerde de mavi vatana da taşımak istiyoruz. Buralarda bütün denizcileri, yarışçıları parkurumuza davet ediyoruz. Akabinde Boğaz Parkuru'nda, o eşsiz parkurda ki dünyada bence eşi benzeri hiç olmayan bir parkur. Hem teknik zorluğu açısından hem de görsel ve tarihi dokusuyla yarış 29'unda İstanbul Boğazı'nda icra edilecek. 31 Ekim Adalar Parkuru'nda ikinci yarışımızı yapacağız. 1 Kasım'da da final yarışını Caddebostan Parkuru'nda gerçekleştireceğiz. Uluslararası bir boyutumuz var. Onunla ilgili de birkaç detay rica edebilir miyim? Elbette. Bütün dünyanın yaşadığı bir problemli bir dönemdeyiz. Bunun etkilerini biz de yaşıyoruz organizasyon olarak. Sporcu sağlığı ve izleyici sağlığı bizim için her şeyden önde geliyor. Dolayısıyla yurt dışı katılımını sadece temsili düzeyde tutma kararı aldık bu sene için. Ukrayna, Bulgaristan, Rusya, Romanya gibi ülkelerden katılımcılar olacak. Fakat mümkün olduğunca bunu az sayıda tutuyoruz bu sene.